İşte bu. Sen ne kadar yapıyorsun? Bir son değil mi? Aynı olabilir. Kimi çekiyor? Yorum olunca kaç kişi var şu anda sağda? Kaç kişi var? Ana! Bizim kaleci var. Ana, kaleci var. Şimdi! Yok! Şimdi arkadaşlar bakın. Derece disiplinli olacağız. Futbol sahamız bütün iyi bir takım olacağız. Artık Gergerspor Adıyaman'da ses getiren bir takım olacak. Onun için yeni bir düzenlemeye geçiyoruz. Futbol sorumlusu Ramazan Hoca. Tamam mı? İtirazı olan var mı? İtiraz eden şimdi etsin, sezon boyu ağzını açmayacak. Var mı itirazı? Ha? Herkes tamam mı? Senin hocanız çalıştıracak. Hanginiz oynuyorsunuz hocam? Sen mi oynuyorsun takımda? Hocam sen oynuyor musun? Benim lisansım var da. Ara sıra yani geçen sene oynuyordum. Şimdi hocam oynayan adam teknik direktörlük yapmaz. Teknik direktörlük yapan adam da oynamaz. Tamam mı? Sen o zaman şey yap. Yani yedek kulübesinde teknik direktörlüğü yap. Hocanız Kenan Hoca'dır bundan sonra. Ne derse o arkadaştır. Onun haricinde hiçbir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Olursa bu takımdan çeksin gitsin. Ya biz bu takımda huzursuzluk da istemiyoruz. Mutsuzluk da istemiyoruz. Disiplinli spor yapacağız biz burada. Sporcu yetiştireceğiz. Yani bak genç kardeşlerimiz de var burada liseden gelen falan. Bu çocuklardan belki biri ileride ekmek yiyecek bu işten. Onun için hepimiz dikkatli, gayretli, çaba sarf ederek oynayalım. Antrenmanlarınıza sürekli gelin. Ben Ramazan Hoca'ya söyledim. Ne eksiğiniz varsa çıkarın. Şimdi hepinize şey alacağız. 22 kişilik bir kadro oluşturacağız ilk başta. Antrenman eşofmanları alacağız. Maç eşofmanları alacağız. Zaten formalarınız var. Yeni sahaya geçtiğiniz zaman o kum sahada oynadığınız ayakkabılarla oynayamazsınız. Size zimmetli ayakkabı vereceğiz. Gelmeye gayret edeceğiz. Gelemeyecek durumu olan var mı? Gelecek olan var mı? Ya da uyuyamam ben bunlara diyen var mı? Siz şunu unutmayın. Bakın mesela ben size şey söylesem. Parma desem bilmeyeniniz var mı? Parma'yı bilmeyen var mı? Parma İtalya'da 5000 nüfuslu bir yer arkadaşlar. 5000 nüfuslu bir yer. Ama hepiniz biliyorsunuz Parma'yı. Hoffenheim, kasaba takımı arkadaşlar. Aynı şey bakın Gergerspor. Siz Gergerspor olarak Gerger'in önüne geçeceksiniz. Hemen hemen her maçınıza gelmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah bizi mahcup etmeyeceksiniz. Ama bir şeyi hiçbir zaman unutmayacağız. Biz centilmen olacağız. Tamam mı? Öyle kavgacı takım falan adıyla anılmayacağız. Biz efendice çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Yenilirsek yenileceğiz. Ben kırmızı kart görüyorum. Ben kırmızı kart gören futbolcu hayatta kızmam. Ama gidip hakemin anasını avradına küfredip de kırmızı kart gören oyuncuyu da hoş göremem arkadaşlar. Onu da söylüyorum. İyi bir takım olacağız. Tamam mı? Anlaştık. Tamam hadi bir çift kale maç yapalım da. Şey, ilk 11 yapın. Ondan sonra hücumcularla defansçılar var. Eğer hücumcu varsa. Aynen o az önceki diziler kadro turuncu olanlar. Amacımız Gergerspor'u zirveye taşımak. Her şeyden önce. Kendi ilçenizin takımına gelip destek veriyorsunuz ve bütün maçlarına katılacaksınız. İnşallah. Yani işlerim yoğun olmadığı sürece mutlaka katılmayı planlıyorum bundan sonraki maçlara. Fikir nereden geldi aklınıza? Ya ben sporun birleştirici olduğuna inanıyorum her şeyden önce. Ayrıca gençler arasında birlik beraberliği sağladığına, ilçenin gelişimine katkıda bulunduğuna, spor ve kültüre katkıda bulunduğuna inanıyorum. Onun için Gergerspor'u
Biz de kaymakamlığımız olarak desteklemeye devam edeceğiz bundan sonraki dönemde. Kendiniz de oynuyorsunuz, kendiniz de top oynuyorsunuz, bir sporcuyum dediniz. Top oynarken sporcularla iletişiminiz nasıl? Çok iyi, kardeşim gibi hepsi. Her şeyden önce sahada kardeşliğin olması gerekiyor. Biz Fair Play'ine inanıyoruz. İnşallah Gerger Gap Sporu da bu yıl için Fair Play ödülüne layık bir takım haline getirmeyi planlıyoruz. Amacınız odur. En başta o tabii ki. Her şeyden önce o. Daha sonra başarı. Başlattınız. Evet, başlattık. İlk maçınıza da Kaymakam Bey geldi. Bütün yönetimimiz de hazır bulunuyor. Amacınız, hedefiniz nelerdir? Ya yeni bir takım olduğumuz için yani şampiyonluk amacımız yok. Ama genelde en iyi bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Peki Kaymakam Bey de belirtti. Kendisi sporcularınızla antrenmana çıktı. Kaymakam Bey'in planında bir çaba gösterip sporcularınızla birlikte antrenman yapması sizin için bir getiri olacak mı? Futbolcularınız için bu bir başarı örneği olacak mı deriz? Muhakkak tabii ya. Çok etkilenir, çok fark eder yani bu. Kaymakam bize verdiği destek ve bir de antrenmanlarımıza katılması çok şey değiştirir. Futbol olarak sezonu açtınız. Evet. Çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Yani izlediniz zaten. Evet, Kaymakam Bey de geldi. Teşekkür ediyoruz Kaymakam kendisine. Kaymakam Bey'in antrenmanlara katılması, gelip top oynaması sizin takım için ne getirecek? Yani takım için ne getirecek? En azı bir moral oldu bize. Bir ciddiyet oldu. Yani herkes artık bu Gerger takımı olduğunu farkında oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Diğer idarecilerden de bekliyoruz bu şeyleri yani. Bu yardımları, bu morali. Gelip antrenmanlarınıza katıldı, futbolcularınızla birlikte maç yaptı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle Gerger GAP Spor yöneticisi olarak Sayın Başkanımız Muzaffer Metin'e teşekkür ediyoruz. Muzaffer Bey kendisi çok emek sarf etti. Ve ayrıca Gerger GAP Spor yöneticisi olarak kaymakamımızın antrenmana katılması bizi çok sevindirdi. Ve gençleri daha azimli, daha istekli olmalarını sağladı. Peki Gerger GAP Spor yönetimi olarak bu şekilde hızlı bir sezon başlangıcı yapmanız sizin ileriki hedeflerinizi nasıl etkileyecektir? Şu anda bir hedefimiz yok. Öncelikle gençleri spora daha istekli, daha azimli spor yapmaları için çok güzel bir şey oldu şu anda. Kaymakamımız, işte başkanımız daha önce biliyorlardı. Bir futbolcu antrenman çağırmak için ricada bulunuyorduk, minnette bulunuyorduk. Ama Sayın Kaymakamımızın antrenmana katılmasıyla daha istekli futbolcularımız, daha azimli olacaklar. Bu bizi sevindirdi. Ama belli bir hedefimiz yok şu anda. Yani bu da çok